projem kapsamındaki 57. ilim Zonguldak, 57. zirvem Bacaklı Dağı 1650 metre irtifadaki zirveyi başarıyla gerçekleştirdim. Daha muhabiri, çok kıymetli basın mensubu, gerek arkadaşlığı, dostluğu, ilgi alakası sirgemeyen Sencer Hocam beni burası neresi hocam? Burayla ilgili. Burası Zonguldak Maden Müzesi'nde Kömür Deneyim Ocağı'nda inşallah açıksa gireceğiz. Size zirvelere, dağlara siz gidiyorsunuz, biz de sizi yerin altına sokacağız inşallah. Görelim hocam, çok teşekkür ederim. Eskiden buralarda kömür çıkartıyorduk. Tahta kürek. Şu ne? Gaz lambası. Hadi canım. Muhtemelen şey, bir emniyet lambası. Patlamadan sarmıyormuş. Patlamış yani. Işık yansıması şeyin gelir. Çalışma. Thank you.
1 numara İş Bankası maskotu, 2 numara Eti Bank maskotu, 3 numara Ekay madalyası, 4 numara Ekay rozeti, yukarıdaki, aşağıdaki, 5 numara TTK madalyası, 6 numara TTK maskotu, çatı santral maketi şu. Neyin? Termik santral. İlk Türk demiri. Hangisi? Şu. Kare var ya. Tapu sözleşme. 1981. Pazarın odası. Seveceğiz. Barutçu. Patlayıcı götürüyor bu.
ölçü, hayır bu ölçü mahvetleri. Bunları insan itiyordu. Eskiden vagon yerini katırlar kullanırlarmış. Yerin altında. Kömürleri katırlar çekermiş. Katır olmadığı yerde insan çekermiş. Kömür trenine yüklendi. Parçalıyor. Taştan temizliyorlar, yapıyorlar, zenginleştiriyorlar. Geminin atlıyorlar. Thank you.
Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Madende bulunan var mı daha önce? Sizi biliyordum. Şimdi şöyle, Zonguldak'ın en eski maden ocaklarından bir tanesindeyiz şu anda. 1890 yılında açılan bu ocak, Rombaki Boyacıoğlu adında Yunanistanlı bir vatandaş tarafından işletmeye alınmış. 1915'lere kadar çalıştırılmış. 1915'lerde de Süleyman Sırrı ve Ahmet Ali Bey tarafından tekrar Osmanlı'dan kiralanarak tam 1937'ye kadar burada çok güzel kömürler çıkartılmış, üretim yapılmış, halka çok büyük katkıda sağlanmış. Derinlere indikçe artık eski teknoloji yeterli olmadığından dolayı ekonomik olmadığı gerekçesiyle Osmanlı'ya geri devredilmiştir. Şimdi girmiş olduğumuz bu ocakta 1945'te tekrar açılan bu ocak İkinci Dünya Savaşı'nda halkın sığınak yeri olarak kullanılmış. Baştarla mahallesi, merkez köyleri gelip buraya sığınmış. Tatbikatlar, sivil tatbikatlar da burada yapılmış. Daha sonra 1965'te biz bu ocağı tekrar açtık. Dedik ki eski adı EKİ, şimdiki adı TTK olan bizim kurum bünyesine alarak bütün işçilerin eğitimlerini burada vermek üzere eğitim ocağı sınıfına alındı burası. Ve 1997'de de İngiliz IMC firmasıyla birlikte ortak bir çalışmayla ocağın rehabilitesi yapılarak Avrupa standartlarında teknik gezi ve eğitim ocağı sınıfına alınarak hem sizin gibi değerli misafirlerimizi burada bir nebze de ağırlayıp bir nebze madenciliği anlatıyoruz hem de eğitim faaliyetlerine devam ediyoruz. Galeri diye adlandırılan maden yolundan yürümeye devam ediyoruz. Ortada raylarımız var. Lokomotiflerimiz var madene uyarlı. Hemen burada görmüş olduğumuz Python dediğimiz işçi nakliyatında kullanılan bir nakliyat düzeni. Sağ tarafımızda yaşam hattı dediğimiz bir kablo var. İçeride ışıkların kesilmesi durumunda, bir kaza durumunda bunu tutarak, fosforludur, bunu tutarak çıkışı bulmamızı sağlar. Hemen burada görmüş olduğumuz içeride basınçlı hidrolik yağlarla çalışan bazı iş makinelerimiz var. Onlara yağ pompalayan makine düzeniydir. Yine görmüş olduğunuz üzere bir vagon, buna hepimizin gözü aşinadır. Yük, malzeme nakliyatında kullanırız, kömür çekeriz. Evet, ana yol dediğimiz ana galerinin üzerindeyiz şu anda. Biz madenciliği değerli misafirler Fransızlardan öğrendik. O dönemlerde, 1800'lü yılların başlarında. Dolayısıyla buradaki madenin ilk açılışı için de Fransızlardan bazı destekler alıyoruz. Fransa'dan maden işçileri ve Kırım'dan taş ustaları getirtilerek şu anda bulunduğumuz yer, ocağın asıl girişidir. Buradan girişi sağlanarak 550 metre ileriye kadar galeri sürülmüştür. Buradan olan bu yapı tamamen konum olarak Ankara asfaltının altında olup 100 yılı aşkın süredir işlek bir yol olmasına rağmen hala eski sağlamlığında duruyor. Hemen sağ tarafımızda bir boşluk var. Sığınak cep diyoruz buna. Neden yapıyoruz bunu? Lokomotif geçerken işçinin aynı güzergahta geçmesi esnasında kazalanmamak için hemen cebe, sığınağa yanaşarak burada saklanmış, muhafaza edilmiş oluyor. İçeride biz elektrikli malzemeleri pek kullanmıyoruz. Kullandığımız katı tabancaları basınçlı havayla çalışıyor. Üretim tabancaları. Evet, yerin altındayız, yüz binlerce ton ağırlığın altındayız şu anda ama burada güle oynaya gezip ziyaretimizi tamamlıyoruz. Bunun sebebi almış olduğumuz güvenlik tedbirleri tabii ki. Hemen üstümüzde görmüş olduğumuz bir düzenek var. Biz yer altındaki destekleme ünitelerine, güvenlik önlemlerine tahkimat diyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu. Ahşap İngiliz poligon tahkimatı diye geçer maden literatüründe. Bununla birlikte tavanın yükünü eşit ölçüde alarak yaklaşık 34 direkten yapılan bu tahkimatla burada güvenli bir şekilde çalışmayı ve geçmeyi sağlıyor. Hemen önümüzde yine enteresandır bakın arıp eteğini andırır bir yapı var. Betonarme yapı, betonarme yapıların arasına ahşap direkler sokulmuş, yerleştirilmiş. Bunu sadece burada bu ocakta, Türkiye'de bu ocakta bir de Marsilya'nın bir köyünde eski bir maden ocağında görebilirsiniz. Çok eski bir Fransız metodudur. Neden yapmışlar bunu? Yer altında fark ettiğiniz üzere hepimiz ıslandık. Sızıntı kaynak sular var, akıntı sular var. Bu sular betonu aşındırmasın diyerekten aralara ahşap direkler yerleştiriliyor. Bu direkler suyu emerek, ahşap suyu emerek içerisinde muhafaza ediyor. Ta ki çürüyünceye kadar. Çürüyünce
çürüyenleri alıp yerine yenilerini yerleştiriyoruz. Böylece beton içeride ayakta ve sağlam duruyor. Bu çok eski bir mühendislik ama güzel, geçerli bir mühendislik. Bilmiyorum neden bunu bıraktılar. Güzel bir sistem bence. Bu şekilde devam ediyor. Diğer takimat destekleme ünitelerimiz var. Çeşitli çeşitli. Bunlar profil demirler. Yukarıda görmüş olduğunuz iki profil demirin arasına fırçalık diye adlandırdığımız çam ağaçlarıyla kese kese yerleştirilmiş yığma fırça takimatı deriz biz buna aynı zamanda. Bunun amacı yukarıdan sağdan soldan taşlar gelip de bizi kazalamasın diye. Ana yoldayız değerli misafirler. Ana yoldan tali yola geçeceğiz. Asıl kömür kazılan üretim alanı ayak dediğimiz yere geçeceğiz. Ama geçmeden şunu belirteyim. Türkiye'de madenle, madencilikle alakalı çekilmiş bütün filmler, diziler... Bir şey getir. Burada sofraya kur. Yemeğini de sen getiriyordun. Ama bir maden yani. Bu sahurda Akkurt madenciliğe girdim. Akkurt adı bir şey yaptınız. Akkurt'a yaptım. Son birkaç senedir öyle. İşte o taraflarda çekiyorsunuz. Evet, ayak dediğimiz üretim alanındayız değerli misafirler. Bu görmüş olduğunuz ayakta sağ tarafımızda kömür damarı var. Kömür damarı, işçi arkadaş burayı kazar 1 metre, 1 metre 20 santim. Kazılan kömür ortadaki metal yığınına atılır bakın. Buna biz zincirli konveyör diyoruz. Bu zincirli konveyör ne yapıyor? Döne döne kömürleri buraya yığıyor, naklediyor. Burada da vagonlara yüklenerek dışarıya çıkışı sağlanıyor. Tabii dışarı çıkınca kömürün işi bitti mi? Hayır, bitmedi maalesef. Kömürün taşlardan arındırılması, kalorisinin düzenlenmesi ve zenginleştirilmesi için bazı yıkama alanlarımız var. Onlara biz lavar alanı diyoruz. Lavar alanlarına getirtilerek orada yıkanıp paketlenerek satışa hazır hale sunuluyor. Burayı kazıyoruz ama nasıl kazıyoruz? Burayı kazdığımız zaman buradaki göçmeleri engellemek için de yapmış olduğumuz bazı takimat düzeneği var. Yukarıda görmüş olduğunuz ağaçlar, şurada dikdörtgen bir yapı var, Jenga oyununu andırır. Bu dikdörtgen yapıya biz madende değerli misafirler ne diyoruz? Domuzla mı diyoruz? Meşe ve kayın ağacından yapılır. Çok sağlamdır. Yaklaşık 50 ton 60 tonluk bir yüke dayanıklılığı vardır. Fakat bunlar da çam ağacıdır. Bu görmüş olduğunuz üstümüzdeki altımızdaki ağaçlar da çam ağacıdır. Çam ağacı çok dayanıksız bir ağaçtır. Fakat madende bizim için vazgeçilmez bir özelliği vardır çam ağacının. Nedir bu özelliği? Lifli bir özelliği vardır çam ağacının. Lifli özelliği sayesinde yukarıdan baskı geldiğinde birden kırılmaz. Gıcır gıcır enteresan bir ses çıkartarak esner. Erken uyarıcı ve sensör niteliğinde olduğu için madencinin kulağı da ben de dahil her ne kadar az duysak da o sese kulağımız aşinadır. Hemen durup orayı emniyetine alırız. İlave bir direk koyarız ve bir sonraki çalışma noktasına, güvenli çalışma noktasında çalışmaya devam ederiz. Biz burayı kazıyoruz 1 metre, arka tarafı da 1 metre sökerek öne alıp arka tarafını da göçertiyoruz. Biz burayı göçerte göçerte gidiyoruz. Neden göçertiyoruz? 320 milyon yılda oluşmuş kömür değerli misafirler. 320 milyon yıllık bir oluşumdan bahsediyorum. Sen yeryüzüyle kavga ediyorsun, mücadele ediyorsun, o kömürü oradan alıyorsun ama yeryüzü de sana baskı uygulamak istiyor. Ne yapıyoruz? Bir tarafı kırılgan bırakıyoruz. O madende biz manevele yöntemi deriz biz buna. Bu şekilde kıra 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 üst tarafımızı güvenli emniyete alarak tavanın yükünden etkilenmemek için ilerlemeyi sağlıyoruz. Ta ki kömür damarı burada bitinceye kadar. Bitince tabii alt katların hazırlıkları oluyor. Bir 50 metre 100 metre aşağının oranında kömürü yine aynı şekilde sistemde devam ediyor. Burası ayak dibi olarak geçiyor değerli misafirler. Üstü de ayak başı olarak geçiyor. Ayak dibi ve ayak başı denilen taban yollarını biz ne yapıyoruz? İlerletiyoruz. Yine burayı da kazmamız lazım. Neden? Nakliye sağlanacak. Burayı ilerlettiğin zaman geri dönüp kömürü buraya taşıyamazsınız. Ne yapmamız gerekiyor? Burayı da ilerletmemiz gerekiyor. Nasıl ilerletiyoruz burayı? Çok sağlam bir kayaç parçası. Delikleri görmüş olduğunuz üzere delikleri deliyoruz basınçlı delik tabancalarıyla. Dinamitlerini yerleştiriyoruz. Dinamitleri de güvenli bir çalışma noktasında manyeto yardımıyla patlatarak, fünyeli bir şekilde patlatarak burada açığa çıkan pasoyu da yine dışarıya atıyoruz. Yine aynı şekilde takimatlarını alarak burayı güvenli hale getiriyoruz değerli misafirler. Madenlerde alev sızdırmazlık özelliğine sahiptir bütün cihazlarımız bizim. Nedir bu alev sızdırmazlık özelliği? İçeriden dışarıya alev vermez, dışarıdan içeriye alev girmez. Öyle bir özelliktedir. Aynı zamanda hepsinin içerisinde de sensör vardır. Bu sensörler metan gazı bizim en büyük baş belası düşmanımızdır. Metan gazını %1,5 oranında gördüğünde çalışma noktasındaki bütün devre kesiciler yöntemiyle yardımıyla bütün makineler durur çalışmaz.
%2'ye çıktığında ise oradaki çalışma durdurulur ve orası terk edilir. Çünkü 2'den sonra %3'lere çıktığında artık patlamaya elverişli hale gelecektir metan gazı. Bununla birlikte ekstra ilave sensörlerimiz de var. Bunları da çalışma noktasında elle taşıyıp asabiliyoruz. Bir gaz durumunda kendisi bize uyarı veriyor. Böyle bu şekilde sinyalle öterek biz de ne yapıyoruz? Ona göre tedbirimizi alıyoruz. Bunun ilerisi var mı daha buraya gelince? Buradan ilerisi 28-29 metre gidiyor. Ondan sonra ana yola dönüyor. Oraya döneceğiz şimdi, gidiyoruz. Burada bir sorunuz yoksa devam edebiliriz. Evet, ocaklarda belirli aralıklarla biz kapılar bırakıyoruz. Havalı kapılar bunlar. Basınçlı havayla çalışıyor. Pneumatik kapılardır. Normalde bu kapılar kapalı kalıyor. Biz bunları ihtiyaç halinde şu yanda görmüş olduğumuz kollar yardımıyla dokunduğumuzda kapıya basınçlı hava iterek kapıyı açmamızı sağlıyor. Neden kapalı bırakıyoruz bu kapıları? Açık alevli bir yangın olduğunda Allah göstermesin bir sonraki noktayı patlatmasın diyerekten burası kapalı kalıyor yani. Yangın önleyici bir baraj niteliğindedir. Evet, yine burada da TH takimatı dediğimiz farklı bir Avrupa'da kullanılan popüler bir takimat destekleme ünitesi görüyoruz değerli misafirler. Az önce görmüş olduğumuz ayak dediğimiz çalışma alanının ayak başındayız. Siz sormuştunuz evet, ya daha gidiyorum evet, diye. Evet. Burada bitiyor işte. Evet. 29 metre sonra. Evet. O tamamen damarın uzunluğuna bağlı. Burada bu kadar sürmüş, böyle bitirmişiz. Her ayak başına da böyle rampalı bir yol, madencilikteki terimiyle söyleyeyim. Descendre, Fransızca baş aşağı demek veya vara gel deriz biz bu rampalı yola. Ve her vara gelin başına bir tane vinç koyarız halatlı. O halat yardımıyla da şu görmüş olduğunuz malzemeleri, ahşap malzemeleri yukarıya çekeriz ki ayağın içerisine nakledilsin diye. O halatın çekme esnasında halatın kopması veya buraya malzemenin kayması söz konusu olursa işçi kazalanmasın diye şöyle bir emniyet bandı bırakırız. Buna da biz madencilikte değerli misafirler karakol diyoruz. Şimdi böyle derin nefes alabiliyoruz. Burası havadar, tamamıyla geziye müsait. Astım olan asla rahatsız olmaz burada. Ama yerin 100 metre, 200 metre, 300 metre aşağısında tamamıyla dışarıdan gelen havayı asla diyebilirim alamıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Tali pervanelerle, tali havalandırmalarla şu görmüş olduğunuz pervane emici ve üfleyici özelliktedir değerli misafirler. Metal yığını gibi görünüyor ama çok şeye faydası var. Eşit miktarda her tarafa hava üfleyerek %19 oranında buradaki oksijeni sağlıyor. Aynı zamanda pis havayı da içeriye kendine absorbe ediyor, çekiyor. Böylelikle burada eşit miktarda havayı yaymış oluyoruz. Hep bu ağaçlara insanlar mı yapıyorlar? Evet. Ablaların nasıl motifleri, el örgüleri hayranlık bırakıyorsa madencinin de böyle yığma fırçaları var. Bunlar makineyle değil, hep elle tek tek kesilerek ölçülerek koyuluyor. Yani bildiğin böyle. Bir de evladiyelik yani. Değil bunlar. Burada yer altında çürüyor tabii şeyden, rutubetten. Evet, çürüdüğü için sürekli yeniliyoruz. 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda yenileniyor yani. Evet, burada kanal var, su kanalı. Dikkat etmenizi rica edeceğim sizden. Evet, diğer bir nakliye araçlarından bir tanesinin yanındayız. Bantlı konveyör dediğimiz bantlı nakliye aracımız değerli misafirler. Bazı çalışma ortamlarında bu nakliye araçları ocağın girişinden çıkışına kadar devam ediyor. Ama bazı yerlerde ise böyle kısa noktalarda tamamıyla şeyin arazinin atmosferine bağlı sadece vagonlara yüklenmek amacıyla
böyle bantları yerleştiriyoruz. 4-5 kilometre uzunluğunda bant. Ki kömürler de tamamıyla buradan çıkan doğal orijinal kömürler. Kömür dedik de kömür ne zaman oluşuyor, ne kadar zamanda oluşuyor? Organik çökeltilerden, bitkisel atıklardan. Tamamıyla 320 milyon yılda oluşuyor. Kara elmas diyarı dediğimiz elmasın asıl amacı bu zaten. Yeni kazılan bir kömür resmen elmas gibi parlar değerli misafirler. Gördünüz mü bilmiyorum. Şimdi buradan hatıra olarak birer parça kömür almanıza müsaade ediyoruz. Çuvalla olmamak koşuluyor. Çuvalın tonu 3000 lira olmuş kömürün tonu. Onu da söyleyeyim bu arada. Zonguldak dışından gelemez. Bir de buranın atmosferi de resim için çok iyidir. Böyle yığma fırçalarla bezenmiş. Şöyle resim fotoğrafına girdiğiniz zaman kareye çok güzel görüntüsü var. İsterseniz resim çekebilirsiniz. Buradan sonra ziyaretimizi sonlandıracağız zaten. Teşekkür ederim. Rica. Güzel mi madem? Açılmadı mı? Açıldı da çok akıyor orası ya. Şey yapmayın. Çok fazla bir mesafe yok zaten orada. Biliyorum girdiğimizi de. Girdiğimizde çok akıyor burası. Aynen açılış günde çoktu. Ama tabii gerçek olacak. Bakın takıntı değil. Tabii daha fazla. Şurada rahat rahat duruyoruz. Sümüle olsa görüyorsun biliyorsun. Bunu döşedik buraya ayaklarımız çamur olmasın diye. Bundan 7-8 sene önce burası çamur çekek içerisindeydi. Bir bastım. Şuraya kadar çamur mu? Evet, maalesef öyle yerlerimiz var. Şimdi yani adam kömür çıkartma derdi mi onu düşünmüyor yani. Yapmak normalde zaten yapılmaz. Hocam, buradan ne var ya? Buradan ne var ya? Buradan ne var ya? Baletin önemi orada görüyoruz. Hastane bir atölye gözüküyle karanlığa çalışsın. Sadece başlanması gerekiyor. Değil mi? Madende mesaiye başlarken uğurla derler. Evet. Tuttum ama çıkarken geçmiş olsun deriz. Zor bir iş çünkü. Size de geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederiz. Şimdi sağlıyoruz.